Efendim merhaba, Sürçülisan hoş geldiniz. Herkese güzel bir gün diliyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hayırlı olsun. Gerekli temizlikler yapıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ekrem İmamoğlu'na verildi. Umarız belediyede biraz defter kalem falan kalmıştır. Yani bir iki daktilo maktilo, bilgisayar milgisayar. Mesela kayyumu ben beğendim. Banyo bile bırakmış. Yani o Diyarbakırlı neydi dayının adı ya? Diyarbakır Belediye Başkanı. Mızrakçı soyadı da adını unuttum. Giriyor banyoyu görüyor. O diyor burada bizim depoydu diyor. Banyo yapmışlar diyor. İnsan bir teşekkür eder ya. Bunlar diyor Diyarbakır'ın diyor hiç diyor kenar mahallelerine gitmemişler diyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu Başkan olduğuna göre şu dakikadan itibaren eleştirilerimizin oklarına hazır olması lazım. Müteahhit çocuğu olduğunu biliyoruz. Bir inşaat şirketleri var. İmamoğlu inşaatın sahibi. Bundan sonra CHP'ye oy veren herkes takipçisi olması lazım. Eleştiriye açık olması lazım. Ben bugüne kadar belki 50 sürçülisan videosu çektim. Bana en çok tepki CHP'lilerden geldi. Pek eleştiriyi kabul etmiyorlar. Kabul edeceksin. Tamam, İstanbul Belediye Başkanısın. Zengin bir adam olduğunu biliyoruz. Ortaklarının arasında çok büyük müteahhitler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gözümüz üzerinde. Tabii büyük bir devrim yaptın. Tabii ki herkesin desteğiyle o devrimi yaptın. Milli Görüş kaç senesindeydi? 96'da mı? Yani yıllardır. 27 sene galiba değil mi? 27 senedir o belediyeye ne yargı, ne hakim, ne savcı, ne müfettiş yani. Bir bak, bir havalandır. Ne oluyor, ne bitiyor bize söyle. Yani Dersim'deki Malkoçoğlu'nun yaptığını yap. As baba şeye. Belediyenin betonuna as. Gelirini giderini as. Biz de bilelim. Yakınlarına peşkeş çekme. Benim bütün zengin arkadaşlarımın bakan dayısı olmuş yani zamanında. Alevi, Sünni, Türk, Kürt hiç fark etmedi yani. Bizim ülkemizde zenginin etnisitesi yok. Hani bazen şeyler, biz eziliyoruz falan. Kimse ezilmiyor. Fakir eziliyor Türkiye'de. Almanya'da Karadeniz'de var, Kürt de var, Egeli de var, Adanalı da var. Hepsi var. Hepsi fakir. İstanbul'da ben çok biliyorum böyle. Biz eziliyoruz falan. Otel sahibi olduğu için Barzani'nin torunları, yeğenleri İstanbul'da mafya babası gibi gezerken memleket evlatları gurbet elde millete çay çorba taşıyor. Ben Berlin'de 8 sene çay çorba taşıdım millete. Gece 3'lere 4'lere kadar böyle arabına marabına bilmem nesine hiç görmediğim millete iş, işkembe, iş, mercimek falan diyorlardı biz. Bir kere Kemal dedenin yolundan gitmen lazım. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle çok vasıflı bir siyasetçi olmadığını biliyoruz. İyi bir hatip değil. Yani o neydi o en son susturamadığı bir tane spiker kız vardı böyle her tarafını botokslamış bir. Adını unuttum. Buket. Buket Aydın. Onu susturmadı falan. Terbiyesiz karşısına koydum. En azından onu bir sustur falan. Biz içimizi bir rahatlat. Yani sen ezildikçe biz eziliyoruz yani. Ama tabii çocuğunu askere gönderdi. Bedelli değil ha, normal gönderdi. Kızının arabası yok diye dalga geçtiler. Kızını arabalamayan ülkem yönetebilir dediler. Yürüdü Ankara'dan İstanbul'a. Yolu yaptık görüyorsun falan dediler. Milletin parasıyla yaptıkları yolu biz yaptık. Yavasını yaptılar. Adamın tırnakları dökülüyor. Adamla dalga geçtiler. Ayaklarında tırnak kalmadı o adalet yürüyüşünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Dürüst olduğunu biliyorum. Haram lokma yemediğini biliyorum. Bir hatası varsa o da iyi hatip olamaması, kafasının şeytanlığa çalışamaması falan filan. Ha o da kapalı kapılar ardından birileriyle pazarlık yapmış olabilir. Ya, olabilir. Yani bizim milletimizin anlamadığı bir şey var. Yani sen öz kardeşinle anlaşamazsın, Japon'la anlaşırsın yeri gelir. Yani bu dış mihrak laflarından falan önce bir arının. Bak Azerbaycan'da Azerbaycan devlet başkanı halkına zulmediyor. Yani bir aile yönetiyor orayı. O ailenin yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkarması için yardım edenler yabancılardı. Yabancı illa kötü olmak zorunda değil. Tabii ki sen vatanını, toprağını koru ama yabancıyla da işbirliği içinde ol. Hepimiz insanız ya. Bu dünyada yaşıyoruz yani. Bu dünyanın bütün iyi insanlarıyla birlikte olabilirsin. Kötü bir Türk'tense iyi bir İngilizle çalış. Kötü bir Kürt'tense iyi bir Almanla evlen. Biz ne zaman bu kafaya geleceğiz bilmiyorum yani. Mesela Almanlar Çin'e çok araba sattıkları için Çinlilerle kardeşler yani. 3 arabadan birini Çin'e satıyorlar yaptıkları. Sen git Alman'a bakalım. Çin mi de yoksa 61'den beri Gastarbeiter olarak sana çalışan Türk mü de? Çin diyecek yani. Menfaati var çünkü orada yani. Sen de menfaatini gözeteceksin. Yani o yüzden Kılıçdaroğlu birileriyle konuşmuş. TÜSİAD'dan emir almış. Bilmem ya ne yapsın adam yani. Bir şeyler yapacak yani. Diğeri almıyor mu? Diğeri de başkasından alıyor. Yani patron kim? Soru bu. Bir patron var bir yerlerde. Okey. Dış mihraklar. Hepsini yendin. Yendin. Tamam. Okey. Hiç dış mihrak kalmadı. Kuzey Kore mi olacaksın? Güçlü ol. Herkesle bir arada ol yani. Denge politikası. Türkiye'nin en sevdiğim lafı oydu benim. Denge politikası. Herkes okey. Ama orada güçlen. Güçlendikten sonra dengeleri sen belirle. Aslında böyle olması gerekirken hani biz imparatorluk torunlarıyızdan bir girdik. Şimdi çıkamadık. Halbuki bizim çok işimiz var. Biz önce ailemize demokrasi getireceğiz. Benim babamın şu anda Türkiye yöneten adamdan farkı yok bizim ailede yani. O da yani herkese kızıyor, ediyor. Hoşuna gitmemiş olursa sinirleniyor. Öyle yetişmiş. Yani onu çok da hor görmüyorum yani. O öyle görmüş o yani. Dolayısıyla ailemize demokrasi getireceğiz. Git Türkiye'deki muhtarların triplerine, havalarına bak. Hiçbir şey yapmıyor. Mahallelere demokrasi getireceğiz. Şehirlere demokrasi getireceğiz. Anadolu'nun kimsesiz çocuklarına, fakir çocuklarına eşit eğitim, eşit sağlık hakkı götüreceğiz. Yurt dışında yaşayan 5
5 milyon Türkiye kökenli insan var. Onların memlekete dönmelerini sağlayacak bir memleket kuracağız. Demokrasi bulaşıcı bir şey. Eğer gerçekten Türkiye'de yaşayan insanlar olarak biz onu idrak edersek etrafımızdaki insanlara ve ülkelere de yayılacaktır. Çok işimiz var. Ve hani ya bizim insanımız falan da demeye gerek yok. Herkes insan ya. Yani bakıyorsun burada tüyü bitmemiş yetim Alman çocuğunun hakkını yiyen bir sürü göçmen var. Başka işte çalışıyor. Bir de gidiyor yardım alıyor. Yani yetim Alman çocuğunun hakkını yiyor yani. O yetim Alman çocuğu hani benim insanım değil mi? O da benim insanım. Benim için insanın etnik olarak ya da kan bağı olarak bana bağlı olmasına gerek yok. İyi, dürüst, namuslu, ahlaklı olması gibi bir özelliği var. Yoksa en yakının olmuş, şerefsizin tek olmuş. Ne yapacaksın yani? Senin değil o. Benim değil en azından yani. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu gözümüz üzerinizde. Şu ana kadar iktidarda olanları hep eleştirdik. Onun yaptıklarını söyledik. Şimdi de sen de artık iktidarsın. Mansur Yavaş da iktidar. Tunç Soyer de iktidar. Diğerleri de iktidar. Malkoçoğlu da artık oranın iktidarı. Eğer bir hata yaparsa karşısında bizi bulacak. Oy verenleri bulacak. Ben bir video çeken adam olarak, sen bir tüccar olarak, bir başkası öğrenci olarak, bir başkası ev hanımı olarak onları eleştireceğiz. Ya şunu yani şunu kesin bilmemiz gerekir. Yani Türkiye Cumhuriyeti kimsenin değil. Kimsenin babasının malı değil. Ben bazen diyorum ilk İslamiyet'te hani son peygamberdenmiş. Yoksa var ya bizde çok kişi ben peygamberim diyor ortaya çıkıyor. Hala çıkıyor da hani bazen böyle meczuplar çıkıyor ben peygamberim diye. Neyse ki o madde düşürmüş yani. Yoksa bizim çok işimiz vardı yani. Bugüne kadar bir başkasıydı iktidarda. Bugün memleketin bütçesinin %40'ı neredeyse İstanbul ve oranın başında şimdi işte şirketleri olan, zengin olan, bağlantıları olan bir adam var. Gözümüz üzerinizde Sayın İmamoğlu.